Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün 17 Aralık 2017. Şimdi bugün mantar yetiştiriciliği hakkında biraz bilgi sahibi olduk ama internet üzerinden. Şimdi kendimiz bunu bir deneme yapacağız. Kavak mantarı bizde Sinop'ta Gürgen mantarı diye geçer. Bir deneme yapacağız. Tohumumuzu getirdik. İşte küçüklerimizi aldık. Bugün de şansımızda hava yağışlı ama inşallah yapacağız. Besmeleyi çekip sizlerin de gözü önünde inşallah tohumlarımızı ekeceğiz. Evet, ben şöyle kütüğümü aldım. Hemen şöyle kütüğümüzü getirdim. Tohumlarım burada. Tohumumuz burada. Tabii. Bir poşet. Kenarlara aşağı koyacağım. Şeye gerek yok. Eldivene gerek yok. Ama önce talaş. Şöyle. Kenarlarına doğru talaş koyacağız. Talaşı koymamızdaki sebep tohumlara çiviyi çaktığımız zaman tohumlara zarar vermemesi. Şöyle. Tabii İstanbul'da ancak bu kadar kütük bulabildik. Yani öyle çok da büyük bir kütük de bulamadık. Şöyle tohumlarımızı kenarlara aşağı ekeceğiz. Çok da fazla olmaması lazım. Bu tohum küçük tohum. Bunu kuş yemine koymuşlar. Şöyle bence yeter. Kütüğün şeyini kapatacak şekilde dedi. Düz olması gerekiyormuş. Bence yeter. Evet, şöyle kapatalım. Su ıslatacağız. Ne kadar yağmur yağsa da talaşı şeyi güzel bir şekilde ıslatmamız lazım. Biraz kenarlara doğru yayalım diyorum şöyle. Talaşı da tabii ki ıslatacağız. Mayalama güzel olsun. İnşallah yaklaşık 2 ay kapalı kalacak. 2 ay sonra da inşallah seni hep beraber tekrar açarız. Tabii ilk defa bir uygulama yapacağız. Ama sanki tohum az daha koymam gerekir gibi geldi. Kenarlar ıslatınca açıldı. Şöyle biraz daha. Tohumumuz mevcut. 1 kilo aldık. Bence biraz fazla olsun. Tohumumuz burada. Evet, bunun kapağı hangisiydi? Bunun kapağı şuydu. Kapağını kapatacağız. Ve bu arada kapatırken işaret koyduğumuz yer var. Yani işarete keserken işaret koyduk ki kapak rahat kapansın. Bakıyorsun. İşaretimiz şu. Şöyle getireceğiz. Tamamen kapatacağız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım hayırlısıyla yemek nasip etsin. Evet. Aslında orantılı çakmak gerekiyordu ama şöyle sağlam olsun diye bir de bandan çakacağım. İşlemi yaptıktan sonra etrafına bant saracağız. Şöyle bir bez var mı oralarda kurulacağız. Neyse tişörtüm kullanıyorum. Evet. Bantı alayım. Bantın da üstüne stres saracağız. Türk hava almasın. Bantı kağıt olarak yapın diyorlar. Evet, ıslak olduğu için biraz sıcak gibi ama çok güzel kapattı gibi geldi bana. Evet. Streçi alayım. Streç orada. Streçimizi alalım.
ucunu bulalım. Üstü de saralım ki hiç hava almasın. İnşallah güzel olacak. Ben bu arada ilkleri anlatmak istiyorum. Bizim ailemizde ilk defa böyle bir iş yapan var. Tabii biz demir ailesi olarak ilkleri hep biz başarırız. Hatta enteresan bir şeyimiz var. Bizim ailemizde hiç umreye hacca giden yoktu. İlk defa demir ailesinde bize nasip oldu. İnşallah bu mantar da inşallah bize nasip olur. Bu işi yapmak, bu işin davim olmak bize nasip olur. Tabii ailede ilkler devam ediyor. Yani sadece şey değil. Ailemizde ilk defa ikiz bebeği olanlar da biziz. Tabii bu arada belki bizi kıskananlar olur. Allah nazarlarından saklasın. Yani her şeylerin ilklerini biz yaşamaya çalışıyoruz. Evet, şöyle vereyim. Evet, şu anda bu tamam. Siyah poşeti geçireceğiz bunu. Siyah poşetimize. Siyah poşetimiz orada. Genç girişimcilik gibi. Haydi. Tabii poşeti biraz kullandıracağız. Şey olacağız. Yok, gerek yok. Bence geçirelim bir tane daha. Su koyacağız. Su koyacağız güzelce her tarafa. Artık tabii iyi yer değil. Yani çok da belki suya da gerek şey yapabiliriz. Yani iki poşet yapalım. Hiç hava almasın. Bir poşet daha alalım hayatım orada. Poşetin daha amacı havalanması değil, evet. Karanlıklı olmalı. Evet, karanlıklı. Şöyle kurandırıyorum gene. Buna tarih atacağız ve 2 ay. 2 ay sonra nasip olursa açacağız. Evet, aşağıdan böyle havasını alalım. Havasını alalım. Güzelce bunu... tabii ipimizi getirmedik değil mi? Bir ip getirmedik. İp ayarlamamız lazımdı. Onun hemen o merdiven başından bir ip getir bize. Şimdi tersini. Bir sıkıyoruz, bir daha boşlatıyoruz. O tutarsa ben veya sen bağla güzelce. Dolanma şöyle bir sıkıyorsun. Bir sık. Yani hiç hava almayacak. Hava almayacak şekilde. Bence bir poşet yeter ya. Bunu böyle yapalım. Öbürküleri yoruz. İki tane yapalım. Çünkü kömürlük şey, depo hava şeyi yok. Evet, buraya bir güzel bir yere. Evet, ona da tarih atacağız. Tam bugünün tarihini atacağız. Evet, sen onu alabilirsin. Hemen ikinciye geçelim. İkinci kütüğümüz güzel bir şekilde yaptık. Aynı şekilde köşelerine biraz ince bir talaş şöyle. Yani şeye talaşı koymamızdaki sebep çiviyi çakarken şeylere zarar vermesin. Tohumlara zarar vermesin. Yani tohumları kırmasın. Maksat o. Bunun üstüne kapatacak şekilde. Bu kadar yetiyor. Evet. Kadar yüklü. Şöyle kenara alalım da üstü alınsın. Şöyle kenarda dursun. Dökmeyin de üstüne. Güzelce üst atacağız. Tabii semitinde aceminimize geldi. İlk defa yaptığımız için. Sütükteki işaretleri işarete getirip böyle ölçümü çakmamız gerekiyor. Yani eşit çarklarda vurarak çakmamız gerekiyor. Evet, harbi. Bu da senin olsun. İşin var. İşin var.
Bunun sivilerden de bir tane şuraya. Ama olmaz. Sonradan olmaz. Hayır hayır. Kenardan. He, onu çak. Boşa gitti. Neyse şu yandan bir tane çakalım şöyle. Bir yandan destek olsun. Bu güzel oldu. Gayet sağlam değil mi? Evet. Sağlam. Hava almaması için yine aynı şekilde bantı saracağız. Sütleşiyor yine. Ha, bu sütleşi bir alttan gidelim. Şurada bir şimdi var. Şimdi. Sık şimdi. Koptu mu? Bir daha. Kısmetinize bugün yağmur yağıyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Tohumları da almışken dedim yapalım. Islanmasın. Tamam. Şimdi poşeti alalım. Hayırlısıyla. Güzel. Tekrarını ıslatacağız. Poşetin içini. Evet. Bir poşet daha var. Bunu çift yapalım. Değil kenarına karşı. Bunu bağla. Evet, böylelikle aynen devam edecek. Dediğim gibi ailemizde ilkleri yaşıyoruz. İnşallah. Allah keyifler, muvaffak ederiz. Evet, sonunu çekmemize gerek yok. Video şeyini de kapatabiliriz. Kaç dakika oldu normalde?